Herkese merhabalar. Yeni bir ders daha hoş geldiniz. Bu derste yeni bir seriye başlayacağız. Başlayacağımız seri Unity ile 10 yapay zekaları. Bu normal yapay zeka gibi düşünmeyin. Ondan farklı. Normal yapay zeka için bir Udemy kursu hazırladım. Eğer bakmak isterseniz açıklamadaki linki kullanabilirsiniz. Konumuza geri dönecek olursak bu seride sizlere Unity ile yaptığınız oyunlara nasıl 10 yapay zekaları ekleyebileceğinizi göstereceğim. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir oyun yaptınız. Ve orada bir şehir var. Doğal olarak da o şehirde insanlar var. O insanların yürümesi, koşması, arabalar varsa arabalara binmesi, arabadan inmesi. Bunlar 10 yapay zekaları. 10 yapay zekaların yaptığı şeyler. Ben de bunları nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Tabii ki de hemen karmaşık 10 yapay zekaları yapmayacağız. Basit şeylerden başlayacağız. Basit 10 yapay zekalarından. Ondan sonra da adım adım daha karmaşık 10 yapay zekaları yapacağız. Peki bu ders ne yapacağız? Bu ders seriye güzel bir giriş yapacağız bence. Bu ders bir küpün belirlediğimiz bir yolda hareket etmesini sağlayacağız. Bu yüzden fazla basit veya sıkıcı gelebilir. Fakat şunu söyleyeyim. Şu an günümüzdeki birçok oyun bu yöntemi kullanıyor. Oyun yapay zekalarında hatta büyük oyunlar bile kullanıyor. Sadece küçük oyunlar değil, büyük oyunlar bile kullanıyor çoğu. Tabii ki de hepsi değil. Bazıları daha gelişmiş yöntemler kullanıyor. Daha karmaşık yöntemler. Uygulamaya geçmeden şunu söylemek istiyorum. Ben bu seride sizlere Unity'yi anlatmayacağım. Yani Unity'yi orta seviyeye yakın bilmeniz gerekiyor. Bu seri için ayrıca bilgisayarınızda Unity'yi kurulu olması gerekiyor. Unity'yi direkt indirebilirsiniz kendi internet sitesinden. İndirdikten sonra bir kurulum dosyası veriyor. Onu çalıştırdığınız zaman gerçekten Unity'yi ve diğer şeyleri o zaman indiriyor. O konuda uyarayım. Unity'nin ücretli versiyonları var. Onlara ihtiyacınız yok. Direkt personal yani ücretsiz versiyonunu kullanabilirsiniz. Şimdi Unity'yi çalıştırıyorum. Şöyle benim sayfa geldi. Buradan yeni bir proje oluşturuyorum. Projenin ismi oyun yapay zekası 1 olsun. Bunu oluşturuyorum. Ben bunu da kapattım gördüğünüz gibi. Siz de eğer bu açıksa kapatabilirsiniz. Çünkü kullanmayacağız. Gerek yok. Bekliyoruz. Şimdi açılacak. Bu oluşturma, proje oluşturması daha uzun sürebilir bu arada. Süresi değişiyor. Bilgisayardan bilgisayara göre ve Unity'nin de kurduğunuza bağlı olarak değişiyor. Niye ben uzun süre diye endişe etmeyin. Şimdi gördüğünüz gibi proje oluşturuldu. Şimdi şunu düşünelim biraz. Biz küpün bir yol hareket etmesini nasıl sağlayacağız? Bunu şu şekilde yapacağız. Noktaları oluşturacağız ve o küp sırayla o noktalara gidecek. Ve bu sayede bir yol oluşturmuş olacağız. Şimdi bunun için önceki noktaları bu sahneye ekliyorum. Noktalar ne olacak peki? Küp olacak. Pardon küp değil. Küre olacak. Bir tane küre ekliyorum. İsmini nokta 0 yapıyorum. Bu bizim 0. noktamız. Gördüğünüz gibi sorudan bunları görünmez yapacağız. Bu arada oyun oynayanlar bunları görmeyecek. Veya oyun çalıştığınızda görünmeyecekler. Şimdi bunu kopyalıyorum. Ve yapıştırıyorum. Sonra başka şekilde buraya yerleştiriyorum yenisini. Sonra bir daha kopyalı yapıştırıyorum bu sonuncusunu. Onu da buraya yerleştiriyorum. Bu arada siz istediğiniz kadar nokta oluşturabilirsiniz. Ve istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Fark etmez. Mesela şu biraz yukarı alayım. Böyle farklı bir şey olsun. Sonra şöyle. Bu da buraya gitsin. En sonunda başa dönecek zaten. Yani buradan başlayacak. Böyle bir döngü halinde hareket edecek. Tabii şunları da isimlendirmem gerekiyor. Yeniden nokta 1. Şimdi ben obje olarak bir küp koyacağım. Diline söylemiştim. Fakat o bir küp olmak zorunda değil. Oyununuza göre başka bir şey koyabilirsiniz. Bir insan olabilir, bir hayvan olabilir, başka bir şey olabilir. O yüzden oyunuza göre değişir. Şimdi GameObject'ten bir küp yerleştiriyorum. Küpü o 0. noktanın olduğu yere yakın bir yere yerleştireceğim. Tamamen aynı yerde olması çok gerek yok. Fakat yakın olması iyi olur. Kodda direkt koordinatlarını eşitleyebilirsiniz. Fakat ben onu şimdi göstermeyeceğim. Sizler Unity'yi biliyorsanız onu kolayca yapabilirsiniz. Şimdi ben küpü biraz büyüteceğim. Daha böyle belirgin olur. Tamam. Küpün ismini obje yapacağım. Şimdi küpe yeni bir kod ekleyeceğiz. C-sharp kodu. Bunun için buraya basıyorum. Add component. Burada ben demin oluşturduğum için geldi. Şöyle siliyorum. Ve buraya hareket yazıyorum. Öyle bir şey olmadığı için new script diyor. Buna basıyoruz. C-sharp seçili bende. Bunun seçili olduğuna dikkat edin. Ve oluştur diyorum. Sonra şöyle basıp da açıyorum kodu. Bu arada size eğer Unity'yi kurarken Visual Studio'yu seçtiyseniz kurması için, o zaman Visual Studio açılabilir bu dosyayı açmaya çalıştığınızda. Fakat ben MonoDevelop kullanıyorum. Visual Studio'yu kurmadım. Bu arada niye açmadı? Basamadım herhalde. Hani eğer kurmazsanız muhtemelen MonoDevelop diye açacaktır dosyayı. Yani şu an öyle yapıyor. Sonra izlersiniz videoyu. Kaç bir şey getirirler bilmiyorum. Yani MonoDevelop'ta iş görüyor Unity için. Visual Studio şart değil ki, bence ekstra yer kaplıyor. Gerek yok bence. Benim şahsi fikrim. Şimdi burada kod burada. Öncelikle yapacağımız şey bu koda noktaları eklemek. Bunun için şöyle bir şey yapmayacağız. İşte GameObject .0, .1, .2 de yapmayacağız. Bunun yerine bir dizi oluşturacağız. Ki bu sayede nokta sayısı sabit olmak zorunda olmayacak ve kodumuz daha kısalacak, daha anlaşılır olacak. Hemen oluşturuyorum. Public diyorum. Public dememin sebebi şurada. Böyle sürekli bıraktı. Buraya ekleyebilmem. Birazdan görünecek burada. Public GameObject. Köşe parantez aç kapa. Sayısını belirtmeyeceğim bu arada. Noktalar. İkinci ekleyeceğimiz şey de sıra diye bir değişken. Bu neden kullanıldığını birazdan göreceksiniz zaten. Bu sıra değişkenini public yapıyorum. Neden diyeceksiniz? Değiştirecek miyiz onu? Hayır. Fakat çalışırken sıra değişkenini görmenizi istiyorum. Daha iyi anlarsınız. Sonra gördükten sonra, bitirdikten sonra, anladıktan sonra bu public'i silebilirsiniz. Sıfıra eşitliyorum. Sıfıra başlamasını istiyorum. Bir de public float hız diyorum. Bu da bizim objenin hızı olacak. Bunu bir dakika şuraya alayım. Daha mantıklı olur. Buraya da float mesafe diyorum. Mesafeyi bir hesaplamada kullanacağız. Ve görünmesine gerek yok bence. O yüzden public yapmadım. Bu arada demin neden yerini değiştirin derseniz, hani şu ikisi hesaplama için, bu ikisi bizim değiştireceğimiz ya. Böyle alt alta olsunlar diye öyle yaptım. Daha mantıklı olur diye. Şimdi kaydediyoruz bunu. Unity'ye geliyorum. Gelmesi lazım. Şunları birazdan bekliyoruz. Ve geldim. Öncelikle hızım bir alt yapayım. Onu belirleyeyim. Şu noktada şu bakın oka bastığımda size diyor. Benim 4 tane noktam var. Siz kendi nokta sayınızı yazmanız lazım. Tabii 40 değil. Bakın burada bize bunları yerleştirebileceğimiz boş alanlar açıldı. Sırasıyla yerleştiriyorum. Buradaki sıraya dikkat edin. Tabi burada isimler aynı olmak zorunda değil. 0-0. Fakat buradaki sıraya göre hareket edecek. Ona dikkat edin. İsimlerini de öyle yapmanızı öneririm bu arada. O zaman siz de daha iyi anlarsınız. Oyunu ileri seviyelerinde bir şey değiştirmek istediğiniz zaman. Şimdi bunları yerleştirdim. Sırasıyla bunu kapatıyorum. Şimdi koda geri geliyorum. Şunu yapalım. Gerçekten kodu tamam yazmadan önce şunu yapalım. Bu obje, bu birinci noktaya ilerlesin. O kadar. Devamını getirmeyelim. Birinci noktaya ilerlesin. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun için Unity'nin bize sağladığı güzel bir komut var aslında. Kolay yani. Öncelikle transform nokta position diyorum. Bu bizim şu an kodun bulunduğu objenin koordinatları eşittir. Vector3 nokta move towards parantez kapa. Buraya şu anki koordinatları girmemiz lazım. Şu an bulunduğumuz yer neresi? Transform nokta position virgül. Hedefimiz neresi? Hedefimiz noktalar. Bu bir dizi, unutmayın. Buraya 1 yazıyorum. Ondan sonra buraya hızını belirtmemiz lazım. Buraya hız yazamıyoruz. Hız çarpı time nokta delta time yazıyoruz. Geri geldim. Şimdi bir hatadan bahsetti. Çok özür dilerim. Noktalar bir nokta transform nokta position dememiz lazım. Ona gideceğimiz yerin koordinatları da diyecektim. Pardon. Bakın gördüğünüz gibi orada bir hareket yaptı. Bir daha çalıştırayım. Şöyle hızlıca ben geçeceğim şuraya. Bakın oraya gittim. Güzel. Öbür noktaya geldi. Fakat devam etmesini istiyoruz biz. Peki onu nasıl yapacağız? Şimdi bunun için biraz farklı kodlar, uzun kodlar yapmamız gerekiyor. Şimdi burada sıra değişkeni, mesafe değişkenini kullanacağız. Sıra değişkeni şu olacak. Sıra bizim hangi noktayı hedefliyoruz giderken. Ben mesela 2 numaralı noktaya giderken o zaman sıranın 2 olması gerekiyor. Yani sıra sürekli değişecek. Ne zaman değişecek? Noktaya vardığımızda. Öncelikle noktalar köşe yapanız 1 değil. Bunu sıra yapıyoruz. O an sıra kaçsa o noktaya gidiyoruz çünkü. Sonra oraya peki vardığımızı nasıl anlayacağız? Mesafeyi hesaplayarak. Mesafe eşittir diyorum. Vector3 yeni bir komut var bunun için. Distance. Şu an bulunduğumuz yer nedir? Transform nokta position virgül nokta var. Ay şuradaki aynısını yazıyoruz zaten. Sıra nokta transform nokta position. Bu kadar. Şöyle koyalım. Şimdi if yazacağız. Eğer mesafe küçük bir yer eşittir diyorum. Birden küçük bir yer eşittirse yani neredeyse artık varmışsa oraya o zaman pardon sırayı arttır. 1 arttır. Çünkü birçok noktaya geçiyoruz. Şimdi yapacağımız şey de eğer sıra son noktaya geçerse sırayı sıfırlamak. Bunu şöyle yapacağız. Eğer sıra eşittir noktalar nokta length. Bu noktalar nokta length bize noktalar dizisinin uzunluğunu veriyor. Sıra eşittir 0. Bir sırayı sıfırlıyoruz. En başa alıyoruz. Şimdi şu an biz aslında kodu tamamladık. İnanmayacaksınız. Bu kadardı. Çalıştırıyorum. Kodu umarım bir hata olmaz. Ben size burada yapmıştım bunu daha önce. Evet. Bakın güzel bir şekilde objemiz ilerliyor. Şöyle bırakayım. Ben burada bunu ilk defa sizin karşınızda yapmıyorum. Ben gerçekten bunu yaptım. Daha önceden ama unuttum. Bakın sıranın burada sayısının değişimini görebilirsiniz. Bunu buraya gelip de ben public'ini artık silebiliriz. İşimiz yok bunun görünmesiyle çünkü. Yani bilgisayarım orada dondu. Bu zamana bilgisayarım biraz yavaşlıyor. Neyse bu dersin yavaştan sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.